Bugün davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. YouTube'daki ilk resmi sponsorumuz arkadaşlar, YDS Akademi. Özellikle de ben baştan beri, yani bir dil okulu, genellikle benim söylediklerime biraz bozuluyorlardır falan filan diye düşünüyordum. Çünkü ben böyle bu ülkede öğretemiyoruz, İngilizceyi bilmem ne yapıyoruz falan, böyle dik dik konuşuyorum çoğu zaman. Ama aradan bir çılgın ekip çıktı. Dediler ki ya bu arkadaş, yani bizler için bu Açık Beyin ekibi, bize hakikaten uyan, bizim işimize yarayan bir şeyler söylüyor dediler galiba. Ondan sonra sağ olsunlar bizi uzunca bir süredir destekliyorlar. Beraber soruyorum programını yapıyoruz. Öncelikle Burak'cığım seni bir tanıyalım. Bilmeyenler vardır. Ne yapıyorsun? Bu yabancı eğitim işine nereden girdin? YDS Akademi'deki macera nasıl? Bize kısaca bir özetler misin? Evet, tabii ki. Konu yabancı dil olunca sizin gibi değerli bir üstadımız karşısında çok ahkam kesmek mümkün değil. Öte yandan YDS Akademi olarak 2005 yılından bu tarafa hem kurslarımız hem YDS Publishing adı altındaki kendimize ait olan yayınlar ve yurt dışı eğitim işiyle iştigal ediyoruz. Sizlerin de programlarını daha önceden merakla izleyen, takip eden bir yönetici olarak aklın bilim yolunun bir olduğunu insan teyit edince daha da mutlu oluyor. Biz YDS Akademi olarak kursiyerlerimize genç yaşlardan itibaren İngilizceli buluşmalarını uygun fiziksel ortamda olması gereken materyal ile öğrenenlerin motivasyonunun da bir arada olduğu zaman İngilizce eğitiminin en üst noktaya çıktığını gördük geçtiğimiz süreler içerisinde. Sizlerden de herkesin İngilizceyi öğrenebilir olduğunu, yani bir ön yargılarımızdan kurtulduğumuz zaman, bisiklet örneğiniz vardır meşhur, İzlemekten ziyade bisikletin üzerine bindiğimizde bu işin, İngilizcenin sorun olmaktan çıktığını ve bir iletişim aracı, evrensel bir dilin unsuru olduğunu verdiğimiz andan itibaren başarıya ulaşıyoruz. Yıllardır öğrencilerimize aktardığımız bilgilerin bir başka ağızdan sizin gibi değerli insanlar tarafından aynı şeyi düşünüyoruz demek ki noktasında bir işbirliğimiz oldu. O şekilde başladık. Çok da güzel ilerliyor. Eyvallah. Sizlere de çok teşekkürler ediyoruz efendim. Eyvallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ben böyle bu konularda bayağı bir birikmişliğim de var. Bayağı uzun uzun zamandır konuşuyorum. Hatta kitaba bölüm de yazdım. Mesela üniversitelerde yabancı dille eğitim yapılmaya çalışılmasının en kötü yabancı dil öğretme yöntemi, evet, olduğunu, hani insanların, evet, meslek edinmede çok ciddi sorun yaşayabildiklerini, bu yabancı dili öğrenseler bile o dili kullanacak bir proficiency dediğimiz o yetkinlik düzeyine ulaşmada çok ciddi sıkıntı çektiklerini falan sıklıkla anlatıyorum. İşte dediğim gibi yabancı dil derste öğretilmez falan filan ifadesinde de genellikle şeyler biraz kızıyorlar. Ya başka nasıl öğreteceğiz falan filan gibi, İngilizce hocaları falan. Ama demek ki sizde böyle tınlayan bir yer var. Mesela bu benim anlattığım şeylerde, mesela ben çok sık söylerim, yani dil öğrenmek için doğal bir yeteneğimiz zaten var. Ama böyle kuralını öğrenmek için, dilin kendisi öğrenmek için aslında bir yeteneğimiz var. Biz kurallara çok takılıp bir de hata yapmaktan korktuğumuz için falan, kullanmadığımız için çok fazla öğrenemiyoruz. Sizin mesela eğitim sisteminde böyle bizim söylemlerle örtüşen örnekler galiba var ki sizin söyledikleriniz hoşunuza gidiyor enteresan bir şekilde. Biraz tanıtsana bize, neler yapıyorsunuz mesela farklı? Açıkçası şöyle, ufak yaş gruplarında malum yani dil öğrenmek için özellikle öncesinde taklit etmekle başlıyoruz. Yani ufak, en ufak yaşlardan itibaren. Annelerimiz, babalarımız bize özneden sonra yüklem gelir, dolaylı tümleç budur diye bize anlatmıyor. Biz sesleri taklit ediyoruz. Buradan hareketle dört beceriye yönelik kids gruplarımızda karşılıklı etkinliklerle, sınıf içi etkinliklerle, aynı zamanda da Oxford University Press'in bir iş ortağı olduğumuz için onların eğitimlerinden de yararlanarak, çünkü onlar bize rehberlik ediyorlar. Yani neyi, nasıl, ne şekilde, hangi materyalle daha iyi öğretebiliriz noktasında. Dolayısıyla dinleme ve okumaya önem veren ve daha sonrasında da en son gelişen beceri yazma, writing oluyor malum. Yaptığımız çalışmalar ufak yaş gruplarında çocuklara İngilizceyi sevdirmek, yani bunun bir ders olmadığını, bunun bir iletişim aracı olduğunu, bunu yapabilir olduğunu da göstermek. Özellikle pandemi dönemiyle de birlikte sınıf içerisinde yaptığımız yüz yüze aktiviteleri, daha önceden de tecrübe ettiğimiz dijital ortamlara aktarma noktasında hareket tarzı çizdik ki, çünkü eğitimin devamlılığını sağlayabilmek adına. Dolayısıyla yeni dünyada İngilizcenin olmazsa olmaz olduğunu, çocukların erken yaştan itibaren İngilizce ile ilgili ve yetişkin gruplarında da yine dile maruz bırakarak onları, en büyük sıkıntı o. Yani biz İngilizce ile ilgilenen kişilerin de biraz dezavantajı da vardır. Mesela hemen anneler babalar
herhangi bir otele vesaire gittiklerinde hadi bakalım konuş şeklinde bir ateşe atarlar yani adeta çocuklarımızı. Fakat önce bizim Türkçe'ye hakim olmamız, okuduğumuzu anlar bir vaziyette olmamız da gerekiyor. Türkçe'ye yani ana dile hakimiyet çok çok önemli değil mi? Yani bu işte beyindeki dil öğrenme mekanizmasında da zaten böyle sezdiğimiz bir şey var ama uygulamada çok belli oluyor. Yani kendi diline hakimiyet gerçekten insanın ikinci dil öğrenmesini çok etkiliyor. Kesinlikle. Yani ikinci dil edinimin gerçekten olmazsa olmazı. Sizin de ifade ettiğiniz gibi İngilizce eğitimiyle İngilizce eğitim arasında da çok önemli bir fark var. Yani birçok arkadaşımız yetişkin gruplarda İngilizceyi öğrenmek için İngilizce eğitim veren üniversitelere katılma reaksiyonu gösteriyorlar. Ama ikisi dediğiniz gibi birbirinden çok ayrı şeyler ciddi manada. Bu dört beceriye bizim dengeli bir şekilde çok önem vererek kullandığımız materyallerle, öğretmenlerimizle ve insanlara tekrar etmenin, taklit etmenin yani hata yapmaktan korkmanın o icebreaker olarak sınıf ortamında kullandığımız aktiviteler. Hani ben haz alanımdan çekinmemem lazım dili kullanırken ya da hata yapma korkusuyla başlıca kırmak üzere olduğumuz noktalar bunlar. Yani yoksa kursların insanların hayatındaki yeri bu noktada başlıyor aslında. Bizim YDS Akademi'nin de elimizde sihirli değnek yok. Biz ona nasıl öğrenmesi gerektiğini, speaking club'larla dile maruz kalmasını, ücretsiz dijital kütüphanemiz ve yine print hikaye kitaplarımızdan yararlanmasıyla onları dile çokça maruz bırakma gayreti içerisindeyiz. Evet, bu arada izleyicilerimizden Ayhan Arıcan bir terzenişi göndermiş. Diyor ki İngilizce içinde büyüdüm, çalıştım ama iki çift laf edemiyorum bu dilde, çok garip. Birileri öğrenmemizi engelliyor olabilir mi diyor. Ayhan'cığım, benim bildiğim kadarıyla dışarıdan dil öğrenmeyi engellemek mümkün değil. Dil öğrenmeyi engelleyen tek kişi var, o da kişinin kendisi. Kullanmazsak, girişken olmazsak, biraz bunu bir iletişim yöntemi olarak ihtiyaç duyup hayatımıza sokmazsak yani öğrenemiyoruz. Dolayısıyla hani bu konuda eğitim verenler de bunu çok iyi biliyorlar. Şimdi tam olarak bırak o konuya temas et. Ellerinde sihirli değnek yok. Biz istersek zaten dil öğrenmek işten bile değil. Bu arada bilmem katılır mısın ama amaç aslında temelde İngilizceyi öğrenmek de değil. Amaç dil öğrenme yeteneğinin kilidini bir açmak yani. Bugün İngilizce dünyana kadar en önemli dil. Arkadaşlar İngilizceniz yoksa gerçekten yarım bir insan gibisiniz. Özellikle bilgiyle akademik bir şeyle uğraşıyorsanız gözünüzü seveyim. Bak bana gelen öğrenciler diyor ki onu yaparım, bunu yaparım, bunu yaparım. İngilizce biliyor musun diyorum. İşte başlangıç düzeyi diyorum, git öğren öyle gel. Yani İngilizce bilmeden seninle bir şey yapamayız. Bu İngilizce artık bir lüks değil. Yani bu temel yaşam becerilerinden bir tanesi. Ama rahatlıkla şu genç yaşınızda senede bir lisan öğrenebilirsiniz. Yani anlayacak düzeyde temel birçok lisan öğrenebilirsiniz. Yeter ki o kilidi açın. O kilidi açman da Burak'cığım bilmiyorum çok zor bir şey değil gibi geliyor bir karar verdikten sonra yani. Ya bu önyargıları kurmak lazım. Bu kompleksten de çıkmak lazım. Özellikle işte Türklerin dille imtihanı. İşte biz bu kadar yıl İngilizce ders alıyoruz. İşte o kadar kitaplar, materyaller neden öğrenemiyoruz noktasında. Aslında bu bir süreç. O bisikletin üstüne bindiğimizde ve biraz sabırlı olduğumuzda ve bir de işin sonunda sınav için çalışmıyor, bir not için çalışmıyor. Bu dile hakim olmayı temel felsefe olarak kafamıza yerleştirdiğimizde her şey ortadan kalkıyor. Yani uzun yıllar mesela dil eğitimi almış kişiler ben eminim. Yurt dışına çıktıklarında veya zorda kaldıklarında tabiri caizse hani kafayı gözü yara yara bir iki günden sonra açılacaklarını ben çok eminim. Burada şunun imkanı yok. Yani biz onu sağlamaya çalışıyoruz aslında. Biz de öğrendikten sonra bir AVM'ye gidip sinema biletini oradaki görevliden İngilizce olarak alma, rezerve ettirme veya bir tren istasyonuna gidip rezervasyonunu yapıp nereden nereye ne kadar saat sürer. O fırsatı kurumlarımızda yaratıyoruz. Mesela bir pasaport kontrolündeki nasıl bir diyalog olması gerekiyor? Yani dış dünyayla biraz bunu entegre edebilirsek ve kullanır olduğunda gördüğümüz andan itibaren biraz da kişisel istek varsa yani kimsenin öyle bir şey yok. Biz Türklerin de böyle bir... Aynen öyle. Doğuştan hiçbir eksiğimiz yok yani. Yok. Vallahi çok teşekkür ediyorum Burak'cığım. Sağ olasın. İnşallah sayılarınız artsın. İnşallah daha fazla insan bu yeni dönemin dijital imkanlarının da desteğiyle şu en insani meseledeki gereksiz engelleri rahat rahat aşsın. İnşallah şöyle her dilde... Ben bu arada yani Türkiye'de yetişmiş insanlar için şunu da düşünüyorum. Sadece dertlerini değil, dünyayı anlatmaları gereken çok fazla bilgelik de taşıyorlar buradaki insanlar. Yani o dilleriyle o bilgeliği yurt dışına taşıyabilmek için, görevlerini yapabilmeleri için de
dil engellerine takılmamaları lazım. O yüzden çabalarınız için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah başarılarınızın da devamını diliyoruz. Bize konuk olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Bütün YDS ekibine, YDS Akademi ekibine çok sevgilerimizi gönderiyoruz. Sağ olun, var olun. Ben de çok teşekkür ediyorum nazik davetinizden dolayı. Tüm Açık Beyin ekibine selamlarımı gönderiyorum. Ve tüm Türkiye'deki şubelerimizdeki bizle öğrenci olan olmayan herkese başarılar diliyorum. Tekrar bir araya gelmek üzere. İnşallah. Çok selamlar ekibe. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal. Bak üstüne selamlar. Hoşçakal.